Ben varım. Evet, peki yurt dışında bu köyü temsil eden herhangi bir dernek var mı? Bu Keklice Köyü. Bizim ülkemiz küçük olduğu için bizim oralarda yok. Belki de Almanya'da veyahut da Fransa'da veyahut da Belçika'da oralarda var olup olmadığında kesin olarak bilmiyorum. Evet. Peki Allah izin verirse ne zaman temelli döneceksin sen buraya? Temelli dönüşüm var hocam. Ben istediğim zaman giderim, istediğim zaman gelirim. Çünkü ben mahallen yani şu yaştan emekliyim. Çocuklarım orada. Pasaportumun Çocuklar günü orada olduğu için evet. devamlı gidip geliyorsun Pasaportumun yani. günü 2030'a kadar geçerli. Her an Evet. için gidip gelebilirim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Hayırlı ederiz. Şöyle bir akşamlar. selam gönder yurt dışında, il dışında yaşayan. Yurt dışında yaşayan bütün Türk vatandaşlarıma selamlarımı ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ben Mehmet Erdoğan, Keklice Köyü'nden yayımdayız. Arkadaşlarla beraber. Kardeşin nerede şu an? Kardeşim Ali Tetnan'da. Ona selam ediyorum. Yeğenlerime selam ediyorum. Gelinime selam ediyorum. Bütün köylülerime selam ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet, sen al. Ne oluyoruz? Hiç tek durmuyoruz ya. Birbirinize dolaşmadan duramıyoruz siz ya. Ya gülün işte dedi. Allah Allah. Sizin Allah derdiniz ne ya? Allah gene ki bunu Avrupa'ya yollamış ya. Değil mi? Sen de koyan birbirimizi yeriz ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine yanımızda bir abimiz var. Seni bir tanıyalım abim. İsmim Alper Erdoğan. Burada doğdum. Buralıyım. Kekcekliyim. Ne yapıyorum? Çiftçilik yapıyorum. O zaman Hayvan çiftçilikten besliyorum. biraz bahsedelim. Sonra biraz da hayvancılıktan Bahsedelim. bahsedelim. Keklice Köyü'nün arazisi nasıl, verimi nasıl, çiftçiler para kazanabiliyorlar mı, ne ekiyorlar, buğday, nohut, mercimek, pancar, soğan, patates, şemşamer? Burada genelde arpa, buğday, şeker pancarı. Onlarla Su uğraşıyoruz. var mı peki? Su, ırmak var. Kızıl ırmak. Kızılırmak'tan Köyümüzün suyla yakınından geçiyor. pancar Evet, üretimi pancar üretimi yapılıyor. yapıyoruz. Pancarda para var mı? Emeğinizin karşılığını alabiliyor Emeğimizin musunuz? karşılığını alamıyoruz doğrusu. Çünkü mazot almış başını Evet, mazot gitmiş. 7 bin lira olmuş. 7 bin lira olmuş. Ya. Yağmur olmayınca ekinler de yok. Bu sene de biraz Bu kurak, sene evet, kuraklık da var. sıkıntılı. Evet. Ama Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Verdiği kadarını yine idare ediyoruz. Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Genelde dediğim gibi şeker pancarı. Onu da eskiden çok eken olurdu. Şu an yani dediğim gibi Aramızda fısıldamayın arkadaşlar. Bak biz burada röportaj yapıyoruz. Mazot gübre girdilerinin yüksek olması nedeniyle özür olsun. fazla kimse yapmıyor. Bir de köyde fazla genç kalmadı. Göç var Evet. şehire. Köyde Okul yok. çalışacak bir şey olmadığı Olduğu için, için evet. çiftçilikten de hayvancılıktan da insanlar para kazanamadığı kazanamadığı için için mecburen gurbete tek gidiyorlar. gidiyorlar. Doğrudur. Evet. Gurbete gidiyorlar. Sen hiç gurbete gittin mi? Ben gitmedim, yok. Okul zamanında gittim. Liseyi bitirdim. Evet. Liseden mezun olduktan sonra Nereye gittin? askerliğimi Ankara'ya yaptım. mı, İstanbul'a Yo, mı? Kayseri'de. Kayseri'ye Kayseri'de okudum, gittin, evet. orada. Okudum. Lise bittikten sonra Peki tekrar köyüme Keklice geldim. Köyü'nü anlat desem, Keklice Köyü'nü nasıl anlatabilirsin? Neyini anlatabilirsin? Keklice Köyü şu çevre köylerden en mahrumiyet olan köy bizim köyümüz. Arazi Mağduruz diyorsun. mağduruz. Arazi Ne olarak konusunda peki? mağduruz. Arazi olarak mağduruz. Biraz önce de kardeşim de anlattı. İletişim yönünden mağduruz. Ne bileyim? Daha okulumuz yok. Cep telefonlarımız çekmiyor. İnternetimiz yok. İnternet bağlatamıyoruz. Yani daha ne başka bir şey ne söyleyebilirim mesela? Bir çiftçi ne söyleyebilir hocam? Efendim? Bir çiftçi ne söyleyebilir? Evet. Çünkü hani iletimi yok, ulaşımı yok. Efendim, toprağı o kadar verimli Verim değil. değil, kazancı yok. Kazancı yok. Herkes tırnağıyla kazıya kazıya bir şeyler İsim yapmaya neydi çalışıyor. abi? Alper. İsim? Alper. Soyisim? Erdoğan. Alper Erdoğan. Erdoğan. Evet. Biraz Erdoğan ailesinden bahsedelim. Sülale olarak Kerpicek Köyü'nde kaç kişisiniz? Kaç ailesiniz? Çok Kaç fazla kalabalık hanesiniz? değiliz. Neden? Erdoğan ailesi çok mu? Soy ismi çok mu köyde? Yok, çok da değil. Kaç haneyiz? 6-7 hane bir şeyiz Erdoğan olarak.
Şu an bulunan 5-6 tane Öztürkler var, Yıldırımlar var, Dumanlar var, Yılmazlar var. Hocam köyümüzün kurucusu 3 aileden ileri geliyor. Ali evet, Kahya, köy... Karabekir, Aceloğlu diye. Evet, 3 kişiden oluşmuş bu köy. Evet. Aşağı yukarı 2-3 asırlık bir köy. Evet. Daha önce ismi hiç değişmiş mi yoksa hep Keklicek? Yok, hep Keklicek'miş. Keklicek olarak kurulmuş ve o şekilde devam ediyor. Evet. Peki Keklicek köyünün kendine ait bir örf ve adetleri var mı? Kendine has bir şeyi var mı? Keklicek köyünün nesi meşhur desem, meşhurluk olarak bir şey söyleyebilir misin? Nesi meşhur? Osman Ağam daha büyük. Nesi meşhur? Şeker mesela? Pancarından başka meşhur olacak bir şey yok. Öyle meşhur bir şey de yok. Abinin balı meşhur olsun. Ha, balı meşhur. Bu abiden başka balcılar Osman da var canım. Değil mi? Var. İki balcımız daha var. Keklicek köyünün balı meşhur diyelim. Balımız meşhur, evet. Evet, hep kevenkekik. Kekik. Evet. Kevenkekik. Doğru. Tek arıcıları da söylüyor. Evet. Kaç tane arıcı var köyde? Ahmet Kaya var. Bayram Özkan var. 3 tane arıcıyız yani. 3 tane arıcıyız. 3 arıcı var. Balımızda, yalnız ballarımızda bir şüphe hiç asla olamaz yani. Evet. İnşallah bir bal sezonunda yine çekimden gelirse. İnşallah. Bugün balın tadına bakamadık ama inşallah o zamana denk getirirsek. Bak, bir şeyi tatmayınca bilemem. Kesinlikle. Tatmayınca bilemem. Doğru söylüyorsun abi. Şurada ordulu arkadaşlar var. Arıcı. Onlar da arıcı. Şimdi kimsenin arkasından atı bağırmayak da bugün bir adam 30 kuvan arıdan 3 ton bal beklerse doğru. Evet, kaç kardeşiz demiştin abi? Biz 6 kardeşiz. 3 oğlan, 3 kız. Oğlan, 3 kız. 3 kız nerede? Köyde mi? Gurbette mi? Kayseri'de. Bir tanesi Kayseri'de. Evet. Bir tanesi burada köyde. Bir tanesi de Gemerek'te kız kardeşlerimin. Erkek kardeşlerim de yurt dışında. Bir tanesi biraz önce röportaj yaptığınız abim, en büyüğümüz. Bir tanesi de Almanya'da. Almanya'da olanın ismi Ali. Ne? Ali. Ali abi. Duvar. Ali, evet. Abiyi anlat bakayım. Ali abiyi anlatayım. Hı. Neyini anlatayım mesela? Ali abi evli iki çocuğu var. Bir oğlan bir kız. Kaç yaşında? 65 doğumlu. 65 doğumlu olunca kaç yaşında? 68 oluyor? 65 68 doğumlu, pardon. 68 doğum olunca kaç yaşında oluyor? 51. Sen 48. Emboğlu, bir dakika ya. 45, 55, 52. 52. Senden 52. Kaç yaş büyük? Benden 7 yaş büyük. Ben 75'liyim, evet. 7 yaş büyük. Kaç yıldır gurbette Ali abiniz? Abim 99'dan mı? 98, 96'da gitti, yok, pardon. Yok, evet, ya, 24 gitti. Yıldır, evet. Aşağı yukarı. Yurt dışında. İzine gelir mi? Gelir, her evet. Sene mutlaka gelir mi? Her yıl gelmez. 2 yılda bir, 3 yılda bir. 2-3 yılda bir gelir. Evet. Geldiği zaman 3 hafta mı kalıyorlar? Yani genellikle? Almancıların genelde aynı şeyleri, izinleri 3 hafta. Köyde gurbetçi çok mu? Yurt dışında çok. Gurbetçi hemen hemen çok de mu? %60-70 hanenin %60'ında 70'inde bir tane gurbetçi vardır. Belki biz çoğunda yok, ben de yok. Çoğunda çifttir. Gurbetçimiz çok. Peki Keklicek köyünde hiç soy isim olarak tükenen bir sülale var mı? Yok. Mesela bir aile olur, çocukları olmaz. O nesil, yok. O soy isim, o gider. Yok. Kimse yok. Herkes. Peki eskiden nüfusu daha mı çoktu, daha mı azdı? Eskiden daha çoktu. Göç çok verdi. Genellikle şu an nereye göç verdi? Kayseri. Genelde Kayseri. Niye Sivas'a değildi Kayseri'ye? Kayseri'de iş imkanı biraz daha fazla galiba. Orada fabrika daha çok olduğu için. Şimdi insanlar çalışmaya gidiyorlar. Sivas'ta da yobaz Sivas'ın halkı. Yok Kayseri canım. Gibi değil. Yani. Evet. Yok. Evet. Yobaz olarak. Valla kusura bakma. Biraz daha yakın. O yüzden. Ben Sivaslıyım ama. Bak, ben Sivaslıyım. Ama her zaman için Kayseri'yi Sivas'tan fazla severim. Çünkü şimdi, niye? Şunun adı ne? Bardak. Acaba bunu bir daha sorsam bardak mı desem? Kes lan işte bardaktır, çıkar Sivas'ın halkı. Kayseri'ninki, evet kardeşim, bardak.
böyle ya. O sana bizim öyle denk Sivas'ın gelmiştir. Biraz... Abim olur mu? Sivas halkı da çok cana yakın insanlardır. Tabii canım. Ben bir sefer sordum, beni azarladılar da ben onun için sana öyle denk gelmiştir. Yoksa Sivas'ın vatandaşı da halkı da cana yakın, samimi evet. insanlardır. Sana mert insanlardır. Evet, misafirperver bir insanlardır. Ben Sivas'ın aşağı yukarı 20-30 tane köyünün tanıtımını çektim. Hepsi de cana yakın. Doğru. Yani gerçekten yani. Çok iyi insanlar. Evet, ne yapıyorsun köyde? Neyle uğraşıyorsun köyde abim? Neyle uğraşıyoruz? Sabah ilk kalktığımız işimiz hayvan. Evet. Hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın işi bitince yaz günü çiftimiz, çubuğumuz, pancarımız, ekinimiz, o işlerimizden uğraşıyoruz. Evet, her sezonun bir işi var değil mi? İlkbaharda, yani ilkbaharda tabii, ekim zamanı, tabii. yazın sulama zamanı, sonbahar söküm içme, zamanı, söküm zamanı, kışın evet. ne yapıyoruz? Kışın ne yapıyor? Kışında hayvanlarımızı besliyor. Sadece hayvanlar kalıyor. Zaten günümüzün hemen hemen de yarısını o alıyor. Sabah 6-7 gibi gireriz, 8-9 gibi besler çıkarız. O istirahate çekiliriz o. Saat 2-3'e kadar. Ondan sonra tekrar hayvanların içerisine girer. Yemleriz, evet. sularız. Onlarla uğraşırız. Zaten mevsimlerde değiştiği için 11. 12. aya kadar dışarı işimiz bitmiyor. Evet. İlkbaharda erken geliyor. 3. ayda falan. Tohumuydu, arpasıydı, yulafıydı. Derken iş birbirini kovalıyor. Şeker pancarıydı. Tarla inilacıydı. Derken yaz geliyor. Yazın da ayrı ömürler bir işi var. Bitiyor, ömür gidiyor. Evet. Hocam. Ömür bitiyor, iş bitmiyor. Evet. Var mı gurbetteki köylülerimize? Gurbette yaşayan bütün köylülerime. Varsa alırım. He. Yarın varsa doldurmaz. Bütün Sivaslılara selam edelim. Türkiye vatandaşlarına. Türk vatandaşlarına. Gurbetçilerimize. Saygı ve sevgilerimi gönderirim. Evet, Türkiye'de, gurbette, il dışında, yurt dışında yaşayan tüm Sivaslı abilerimize, kardeşlerimize selam olsun diyoruz. Bizim tek muzdarip olduğumuz bu iletişim, yani vericimizin olmaması. Buradan da yetkililere, kaymakamımıza, sayın evet, valimize. Buradan Gemerek ilçesi yetkililerine sesleniyoruz. Keklice köyü ulaşım şimdi. Konusunda mağdur. İletişim çocuklar konusunda, eğitim konusunda zorlanıyorlar. Mağdur, evet. Buradaki internet sorunu olsun, iletişim sorununa bir çözüm bulmalarını evet. rica ediyoruz. Evet. Evet, saygılarımızla kesinlikle. Diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Var mı başka rica söylemek ediyorum. İstediğin? Yok, söylemek istediğim de bir evet, şey. Evet, sponsorumuza da özellikle teşekkür edelim. Selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.